Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız da Peygamberimizin bir hadisini hatırlattı. Ahir zamanda dedi, insanların imanını muhafaza etmesi o kadar zor olacak ki insan elinde sanki kor ateşi tutuyormuş gibi o derece zorluklarla karşılaşacaklar. İşte böyle bir dönemde imanını muhafaza eden gerçekten değerli olacak dedi. O yüzden de imanını muhafaza eden, yiğitçe, her türlü zorluğa göğüs gelen bütün inananlara sevgilerini iletti ki önemli bir mesaj da aslında ve Cumhurbaşkanımızın da ahir zaman olarak içinde bulunduğumuz dönemi nitelendirmesi de gerçekten önemliydi. Şimdi aslında ahir zamanın başka bir delillerinden bir tanesi de bir izleyicimiz sormuş. Diyor ki her konuda insanlar mahalle baskısına çok müsaitler. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir diyor. Bu gerçekten önemli ve ciddi bir tehlike insanlar için. Bunu biz her kesimde görebiliyoruz. Hem sosyalist inanca sahip olan, düşünmenin, fikir özgürlüğünün esas olduğunu iddia eden insanlara baktığımızda, bunun dışarısına çıkmış, mesela sağ kesimden birini savunan biri olduğunda hemen dışladıklarını, onu ötekileştirdiklerini ve kendilerinden değilmiş gibi muamele ettiklerini görüyoruz. Sanatçılara bakıyoruz. Sanki hepsi tek fikir olması gerekir, hepsi tek siyasi akımı savunması gerekir gibi kendi aralarında böyle bir anlayışla hareket ettiklerini görüyoruz. Bir bakıyorsunuz sağ kesimden bir partiyi desteklediklerinde veya sol kesimden bir partiyi desteklediklerinde hep karşılıklı olarak çatışma içerisine girebildiklerini görüyoruz. Bu tabii sırf sanatçılar için geçerli değil. Akademisyenler içerisinde de bu söz konusu. Siyasiler içerisinde de söz konusu. Mesela siz bir siyasi parti içerisinde yer alıyor olabilirsiniz ama bu sizin başka bir siyasi partiden bir insanla görüşmenizi, onun fikirlerine saygı duymanızı engellemez. Çünkü herkes kendi fikrine sahip olabilir. Bu ülkeler bazında da bu şekilde. Bir ülkeyle dost olan başka bir ülkeyi dışlama. Yani mahalle baskısı deyince sadece mahalle bazında değil, bütün dünya çapında aslında bunu değerlendirmek gerekir. Ve ciddi bir tehlikedir bu. Geçtiğimiz günlerde de Yavuz Bingöl'ün bir sözü olmuştu Sayın Cumhurbaşkanı'nı koruyacak yönde. Ona da hemen kendi çevresinden, kendi inancından ve kendi görüşünden insanların dışlayıcı bir üslup kullandıklarını ve hemen karalama kampanyası yaptıklarını gördük. Bir fikrin doğru olup olmaması bir şey değiştirmez. Yani bir insan bir fikri kendi fikrini illaki doğru olarak savunmayabilir ama inancı budur. Bu onun dışlanması, hemen karalanması, hemen hakkında kampanyalar başlatılması anlamına da gelmez. Ki biz bunu gezi olaylarında aslında Türkiye'de çok yakinen gördük. Gezi olaylarında bütün Türkiye önce bir şok yaşadı. Şokun ardından çeşitli sınıflanmalar başladı, kutuplaşmalar başladı. Ve insanlar hemen kendi kutubu içerisinde olmayan insanı başka bir kutupta olarak nitelendirerek dışlamaya başladılar. Bu işte çatışmanın asıl yönü olmuş oldu, asıl etkeni olmuş oldu. Ki bu aslında materyalist zihniyetin, diyalektik materyalistin bir sonucudur. Ne vardır diyalektik materyalizmde? Bir tez vardır, bir de antitez vardır ve bundan bir sentez oluşur. Sonra sentez yeniden kendi antitezini üretir ve bu şekilde çatışma kaçınılmaz olarak devam eder diye iddia eder. Halbuki çatışma olması gerekmez böyle bir durumda. Bir tez varsa karşı tarafta kendi antitezini buna karşı öne sürebilir ve dostluk içerisinde hoşgörüyle, anlayışla karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilirler. Yani medeniyetlerin ittifakını biz her zaman savunduğumuz gibi burada da düşüncelerin, fikirlerin ittifakı olabilir ve insanlar son derece rahat şekilde anlaşabilirler. Ama mahalle baskısı tedirginliğinden dolayı birçok insan ne kendi fikrini açıklayabilir ki günümüzde aslında benim çok sayıda sosyal medyada şahit olduğum ateist gençler kimliklerini açıklamıyorlar ateist oldukları için. Halbuki inançları öyle olabilir. Bu bir şeyi değiştirmez. Herhangi bir tehdit altında olmalarını da gerektirmez. Kendi görüşleridir. Açıkça kimlikleriyle birlikte fikirlerini açıklayabilmeleri gerekir. Bu da yine mahalle baskısının insanların nerelere kadar sürüklediğini gösteren önemli delillerden bir tanesi aslında. Aslında bu bizim hocamıza yönelik de yapıldı. Hatırlarsan Gezi dönemi zamanında bize sürekli hocamıza gelen bazı mesajlar vardı. Ne tarafı tutuyorsunuz diye. Halbuki hocamız orada Gezi Parkı'ndaki gençlerin taleplerini de dinlemişti. Hükümetin artı yönlerini de dinlemişti. Eksileri de eleştirmişti her iki tarafından. Fethullah Gülen Hoca Efendi ve hükümet arasında yaşanan anlaşmazlıklar sırasında da yaşandı. Hocamıza hep şu şekilde geliyorlardı. Ne tarafı tutuyorsunuz diye. Halbuki hocamız biliyorsunuz her iki tarafında çok güzel yönlerini çok güzel öven bir insandır. Yapıcı olarak da olmaması gereken yönleri eleştiren bir insandır. Dolayısıyla hiçbir şekilde mahalle baskısına burada boyun eğmeyen çok önemli bir insan hocamız. Böyle bir stratejiyi her insan belirleyebilir. Böylelikle bu insanları birbirinden ayıran, ikiye bölen anlayış ortadan kaybolur. Anlayış, Kur'an'a dayalı anlayış çok önemli burada inşallah.
İnşallah. Bugün de yine programımızın sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere inşallah. Bize sorularınızı merak ettikleriniz @a9.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.